Merhaba arkadaşlar. Birçok kez saçıma keratin uygulaması yaptım ve aylarca dümdüz sağlıklı parlak saçlarla gezdim. Ancak bu kez keratin satın almayacağım. Elimdeki malzemelerle, doğal ürünlerle kendi keratinimi yapıp çok daha sağlıklı bir şekilde saçlarımın parlak ve düz olmasını sağlayacağım. Bunu ilk defa deniyorum arkadaşlar. Keratini dediğim gibi hazır ürünlerle yapıp defalarca kullandım, memnun kaldım ama bu doğal ürünlerle ilk defa yapıyorum. Sonucu birlikte göreceğiz. Hindistan cevizi, mısır nişastası, zeytinyağı, halis zeytinyağı, limon, aloe vera jel. İsterseniz bitkisinde kullanabilirsiniz, isterseniz jel halinde böyle aktarlarda ve büyük marketlerde satılıyor, onu kullanabilirsiniz. Hindistan cevizine gelince Hindistan cevizi yağını da kullanarak veya sütünü de kullanarak bu tarifi elde edebilirsiniz. Ama bu şekilde çok daha etkili olacağı için ben bunu kullanacağım. Çok daha güzel sonuç elde edeceğimi düşünüyorum. 5 tane ürün kullanıyoruz. Dilerseniz Hint yağı da ekleyebilirsiniz. Çünkü saçlara çok iyi geliyor. Dilerseniz badem yağı da ekleyebilirsiniz. Ama yoksa yerine zeytinyağı da aynı görev üstlenecektir. Şimdi tarife başlayalım. Şimdi karıştıracağım bu ilk başta içinden çıkan öz suyu. Bunu da ekleyeceğim biraz sonra. Bu da Hindistan cevizlerini doğradık. Biraz suda beklettik. O suyu da aldık. Karıştıracağız. Özünü tamamen alacağız. Ve posasını atıp öz suyunu kullanacağız. Posasını da dilerseniz kurutup Hindistan cevizi tozu olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani suyundan ve temel malzemesinden tozundan komple faydalanmış olacağız. Evet, karıştırıcımda Hindistan cevizini komple, bakın şöyle dökelim. Bu kalan posasını da arkadaşlar Hindistan cevizinde böyle püre haline geldi bakın. Kurutup pastalarda kullanabiliyorsunuz. Ben öyle yapacağım. Şimdi mısır nişastamı ekliyorum. Şu an 5 tatlı kaşığı ama büyük bir tatlı kaşığı bu kullandığım. Nişasta ekledim. Nişasta ve Hindistan cevizi sütümüzün karışmasını sağladıktan sonra ocağımızın altını yakabiliriz. Bu arada ilk aldığımız Hindistan cevizinin öz suyu var. Onu da içerisine ekliyorum. Süper. Ocağımın altını yakıyorum artık. Evet, bir 5-6 dakika sonra bakın bu şekilde katılaştı. Ocağımın altını kıstım. Diğer malzemelerimi ekliyorum. Aloe vera jel. Bir tatlı kaşığı dolusu aloe vera jel. Bir tatlı kaşığı limon suyu. Saçınızı düzleştirip bakım yaparken aynı zamanda kepek sorunlarını, kaşıntı ve dökülme sorunlarınızı da gidermiş oluyorsunuz bu şekilde. Limon suyumu da ekledim. Ocağımın altını artık kapattım. Devam ediyorum. Ben Hint yağı ekliyorum. Dediğim gibi mecbur değilsiniz. Ama çok iyi geliyor. Bir kaşık da şöyle dolusu halis zeytinyağı ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Ilıması için başka bir kaba aktarıyorum. Arkadaşlar dilerseniz daha az oranda ya da daha fazla oranda yapabilirsiniz. Ağzı kapalı şekilde buzdolabında 20 güne kadar muhafaza edebiliyorsunuz. Şimdi gelelim bunu saçımıza nasıl sürüyoruz.
Doğal keratinimizi şimdi saçımıza uyguluyoruz. Saç köklerimizden saç uçlarımıza kadar tüm saçımıza uygulamayı yapacağız. 2 saat kadar bekleteceğiz. Daha uzun süre bekletirseniz daha da etkili olur arkadaşlar. Saçımızı bölümlere ayırarak yaparsanız daha iyi olur. Streç filmle sarabilir veya bir bone takabilirsiniz. Kalan karışımı bir kaba aktarıp ağzı kapalı şekilde buzdolabında 20 gün kadar muhafaza edebilirsiniz. Bir dahaki uygulamaya bunu kullanabilirsiniz. Doğal malzemelerle hazırladığım keratin uygulamam bu şekilde sonuç verdi. Gerçekten duştan çıktıktan sonra saçlarımı kurutuyorum. Güzelce fön tutuyorum ve inanılmaz sağlıklı, parlak ve düz saçlara kavuşmuş oluyorum. Öncesi sonrası fotoğraflarında görüyorsunuz, videosunda izliyorsunuz. Peki arta kalan Hindistan cevizi tozlarına ne oldu diyorsanız, yağlı kağıt serdiğim bir fırın tepsisine döktüm. 2 gün kadar bu şekilde beklettim ve artık kullanıma hazır hale geldiler ve pastamda bir güzel kullandım arkadaşlar. Umarım siz de bu uygulamayı beğenir ve uygularsınız. Hoşça kalın.